zor bir konumdayım. Her şeyi açık açık size izah edemeyebilirim. Neden? Çünkü bu sistemin içerisinde bir memurum ben. Bu sistemin içerisinde görevli olduğum için sistem bana diyor ki sen, evet, her ne kadar bu insanlara dini anlatacaksan da bana zarar verecek bir yapıda anlatım yapma diyor. Beni ortadan kaldıracak bir anlatım tarzı içerisine girme. Velev ki bu Kur'an'da olsun beni ilgilendirmez diyor. Onun bakış açısı o. Çünkü niye? Sistem laik bir sistem. Sistem Kur'an'ı referans alan bir sistem değil. Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki çıksa bir hoca tefsiriyle beraber okusa ülkenin yarısı dinden çıkar. Benim Rabbim böyle bir şey demez der. Okumayan hocalar da dinden çıkmış olmuyor mu yani? Bilmem. Hiç kimseye dinden çıkmış demedim. Böyle olsa yarısı kabul etmediği için dinden çıkar dedim. Birileri biliyor ama okumuyor o zaman. Öyle mi anlıyoruz? Hüküm yalnızca Allah'ındır yazan Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip hakimiyeti millete verdiler. Kitabın hoşlarına giden kısımlarını kabul ettiler, hoşlarına gitmeyen kısımlarını inkar ettiler. Kurban kestiler ama namaz kılmadılar. Orucu tuttular ama kumarı oynadılar. Evlendiler ama zinayı terk etmediler. İslam'a uygun nikah kıydılar ama İslam'a uygun düğün yapmadılar. Sadaka verdiler ama faizi bırakmadılar. Domuz etini yemediler ama içkiden vazgeçmediler. Kendilerine Müslüman dediler ama İslam'ı anayasa yapmadılar. Kısacası Kur'an'ı okudular ama boğazlarından aşağı indirmediler. Kur'an'ı belden yukarı tutup emirlerini ayaklar altına aldılar. Suya okudular, ölüye okudular, yemeğe okudular. Bir kere de öğüt almak ve yaşamak için okumadılar. Hocalar vazifelerini yapmasalar da, insanlar bu din için koşuşturmasa da, bu din benim dinim demeliyiz.